Ekonomide gerilemeye, hukukta adaletsizliğe ve uluslararası kamuoyunda itibarsızlığa neden olan darbelerden, muhtıralardan ve müdahalelerden çok çekmiş bir millet evladı ve bir kadın olarak söylemeliyim ki, Türkiye'nin yapısal sorunlarının çözümü artık sadece bir tercih meselesi olmaktan çok uzaktır. Bizler kadınlar olarak huzur ve güven dolu yarınlar için demokratik toplumların bir gereği olan sivil anayasayı gönülden destekliyoruz. Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana her daim vatan mücadelesi beklemez cüsuruyla hep ön saflarda yer almış kahraman kadınlarımızın. Vekil sayısının artırılmasıyla beraber gazi mecliste nicelik itibariyle daha fazla yer almalarına imkan sağlayan anayasal değişikliği gelecek adına çok umut verici adımlar olarak görüyor ve sonuna kadar destekliyoruz. Ayrıca gençlere siyasette alan açıp ülke yönetiminde söz sahibi olmalarına imkan sağlayan değişikliği de oldukça önemli buluyoruz. Çağ kapatıp çağ açmış bir ecdadın torunları olarak bizler ülkemizi bölmek ve parçalamak isteyen iç ve dış güçler karşısında tarihimizden aldığımız güvenle büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası doğrultusunda bir irade ortaya koymak istiyoruz ve bugün temsilciliğimizi açarken de bu iradeyi ortaya koyduğumuzu belirtiyoruz. İstiklal ve istikbalimizin emniyeti için birlik ve beraberliğimizi çok önemsiyor ve bu birlik ve beraberlik için sonuna kadar savaşmayı kendimize düstur ediniyoruz. 1. Sultanahmet tahta geçtiğinde daha çok küçük yaşlardaydı. Ancak 24 yaşındayken Viyana Dükü İstanbul'u payitahta ziyarete gelmek istediğinde Vezir-i Azam Sultanahmet'in yanına geldi. Viyana Dükü ziyarette bulunmak ister, yani büyükelçisi, nasıl bir karşılama yapalım Sayın Padişahım dediğinde 1. Sultanahmet şöyle bir cevap verir. Öyle bir karşılama yapın ki Cihan İmparatorluğu'na geldiklerini anlasınlar. Bizler bu toprakları Cihan İmparatorluğu düsturuyla yönetmiş bir medeniyetten, bir tarihten devraldık. Birlik ve beraberlik, bu devletin gücü ve büyüklüğü son derece önemli ve kıymetlidir. Erkeklerle birlikte, kadınlar olarak, kadınlarla birlikte, erkekler hep birlikte bu vatanın birlik ve beraberliği, ekonomik, sosyal, siyasal kalkınması son derece önemlidir. Biz de çalışmalarımızda bunu düstur ediniyoruz. Ve yine Fatih Sultan Mehmet tahta çıktığında 19 yaşındaydı. İstanbul'u fethettiğinde 21 yaşındaydı. Bizim ecdatlarımız bu yaşlarda ülkeyi, imparatorluğu yöneten ecdatlardı. Gençlerimize işte bu yüzden çok güveniyoruz. Gençlerimiz siyasetin arenasına girdiklerinde çok daha güçlenecek, liderlik özelliklerini çok daha iyi ortaya koyabilecekler. Öyleyse gençlerle birlikte yükselişe geçen kadınlar, gençler ve toplumun esasıyla birlikte yükselişe geçen güçlü bir meclis hepimizin istediği bir meclistir. Ve yine bu şekilde ortaya konan sivil bir anayasa hepimizin desteklediği, hepimizin savunduğu bir anayasadır. Ve biliyoruz ki sivil toplumu güçlü olan bir ülkenin demokrasisi de güçlü olur. Bu toplum bizim gayretlerimizle güçlenecek, bu ülke bizim çabalarımızla büyüyecektir. Siyasette, akademide, iş dünyasında ve diğer alanlarda kadın varlığını bu yüzden hep destekledik. Çünkü kadın ruhunun sosyal hayata dokunmasını gerekli gördük. Kadın erkek arasındaki eşitliği ileriye taşıyarak önce adalet dedik ve adaleti savunduk. Kadınların kamusal alanda var olmak için Allah'ın sadece kadınlara bahşettiği o çok yüce annelik rolünü kadın kimliğinin kazanımlarını feda etmeden, reddetmeden kendi olabileceği, hakkaniyeti merkeze alan bir düzeni yeniden yapılandırmak için bir zihniyet dönüşümünü acilen gerçekleştirmenin gerekliliğine işaret ettik. Ve bugün geçmişten çıkardığımız dersler ve geleceğe güvenle bakabilmek için güçlerimizi birleştirmek, köklü çözümler için kararlı bir mücadele sürdürmek durumundayız. Özgürlük mücadelesinin simge isimlerinden Malcolm X'in dediği gibi, gelecek bugünden ona hazırlananlara aittir. Öyleyse biz geleceğe bugünden hazırlanan